Güneydoğu gergin. Bu gerginlikten hemen önce Bağımsız Türkiye Komisyonu ya da kamuoyunun tanıdığı isimle Akil Adamlar Avrupa'dan 4 kişilik bir heyetle Diyarbakır'daydılar. Diyarbakır'da yetkilileri, siyasetçileri, sivil toplum örgütlerini dinlediler. Sonra Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüştüler. Ve bu akşam da canlı ana haberin konuğu olarak NTV'deler. Kendilerine tüm bu olaylardan edindikleri izlenimi, çözüm önerilerini sunacağız. Önce konuklarımıza hoş geldiniz diyeyim ve sizlere tanıştırayım. Akil Adamlar grubunun başkanı, Finlandiya eski cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari. Welcome, Mr. President. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Thank you very much. Çok teşekkürler. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Kendisini ben tanıştırayım. İrlanda, Kosova ve Irak gibi çok sayıda uluslararası krizin barış çözümünde gösterdiği çabalar nedeniyle 2008 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Mr. Ahtisaari ve Abdullah Öcalan'ın 2 yıl önce Kürt sorununun çözümü için önerdiği arabulucu isimlerden biriydi. Finlandiya eski cumhurbaşkanı. Hemen ondan sonraki isim Marcelino Oreja Acuare, o da İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı. Ona da hoş geldiniz diyorum. Welcome Mr. Minister. Thank you for joining us. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ve bir başka isim Hans van den Broek, Hollanda'nın eski Dışişleri Bakanı. Ve 1993-98 arasında, 99 arasında Avrupa Birliği Komiseri olarak Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim. Welcome Mr. Broek. Hoş geldiniz Sayın Broek. Thank you. Ve bir başka isim Albert Rohan, Avusturya Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı. Birleşmiş Milletler'de uzun süre görev yaptı. Belgrad, Kosova ve İran'da diplomatik misyonların liderliğini yürüttü. Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun raportörü. Thank you for joining us. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Mr. Ahtisaari ile başlamak istiyorum. Mr. President, Sayın Başkan, Diyarbakır'a yaptığınız ziyaret Türk medyasında pek çok spekülasyon nedeni oldu. Siz bir arabulucu göreviyle geldiğiniz yönündeki iddiaları reddettiniz. O zaman tam olarak hangi amaçla ve kimin adına Türkiye'de bulunuyorsunuz? Biz Bağımsız Türkiye Komisyonu adı verilen ve sivil bir inisiyatif olan bir grubun parçasıyız. Biz bu grubu 2004 yılının bahar döneminde başlattık ve müzakereleri Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yürütülen Türkiye'nin aday olmasına ilişkin müzakereleri izliyoruz. İki tane rapor ürettik biz. Bunlardan ilki 2004 Eylül'de idi ve bu raporda Avrupa Birliği'nin özellikle artık müzakerelere başlaması gerektiğine ilişkin bir rapordu. Çünkü bütün kriterleri doldurduğunu söylüyorduk ve gerçekten de 2005 yılında Türkiye'de müzakereler başladı. Geçen yıl başka bir rapor daha hazırladık ve Avrupa'daki pek çok başkenti dolaşarak Türkiye'nin diğer tüm aday ülkeler gibi bir muamele görmesi gerektiğini ortaya koyduk biz bu raporda ve müzakerelerin ilerlemesi gerektiğini ve hiç kimsenin de çeşitli fasılları engellememeye çalışması gerektiğini söyledik. Biz böyle bir çalışma yürütüyoruz. Biz bu yıl içerisinde Türkiye'yi birkaç defa, bir ya da iki kere geldik, ziyaret ettik. Bu sefer hepimiz buradayız, buraya geldik ziyaret için. Ve amacımız da bütün gelişmeleri yakından takip etmek ve Türkiye'nin tam üye olmasına kadar, olana kadar bu alanda çalışmaya devam edeceğiz. Kürt sorununa dönecek olursak, Diyarbakır'da sizi en çok ne etkiledi ve ne gibi izlenimler edindiniz Diyarbakır'dan? Biz aslında Diyarbakır dışında Türkiye'deki İstanbul ve Ankara dışındaki şehirleri de ziyaret etmek istedik. Merkez olan şehirlerin dışında da ziyaretler gerçekleştirmek istedik. Ve bu bağlamda Diyarbakır'a geldik aynı zamanda. Ne yazık ki muhalefetin başkanıyla karşılaşamadık. Onunla görüşemedik çünkü kendisi yurt dışındaydı bizim burada bulunduğumuz ziyaret boyunca. Aslında biz kırsal kesime gitmek istedik. Temel olarak da nedenimiz bu. Hiçbir şekilde Türkiye'nin iç çatışmalarının bir parçası olmak istemiyoruz. Bu zaten bizim görevimiz değil. Bunlar gerçekten de son derece
önemli konular, ciddi konular ve belki başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de pek çok azınlık bulunuyor ve bence bunlar içsel meseleler ve bu şekilde çözüme ulaştırılmalı, bu şekilde ele alınmalı. Biz burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştük. Çok sayıda temsilciyle görüştük aslına bakarsanız. Ve aynı zamanda hükümetine de kulak verdik. Sayın Başkan, iki dakikalığına sizin sözünüzü kesmek durumundayım. Efendim, bir son dakika haberi görüyorsunuz ekranda. Türkiye'nin merakla beklediği bir gelişme şimdi belli oldu ve bu KPSS'deki kısmi iptal biraz önce gerçekleşti. Ayrıntıları Gökhan Gerçek'ten hemen alacağız ve tekrar konuklarımıza döneceğiz. Gökhan. Can Dündar, beklenen oldu ve tam 280 bin adayın katıldığı 2010 KPSS sınavı eğitim bilimleri bölümü iptal edildi. YÖK'ün akşam saatlerinde aldığı kararla yaklaşık 40 dakika önce ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağ'ın YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'la bir görüşme yaptı ve bu görüşmenin ardından da bu karar alındı. KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülüyordu. Bu soruşturma kapsamında 3 gündür ÖSYM'de aramalar devam ediyordu. Özellikle eğitim bilimleri sınavının 120 sorusuyla ilgili şaibeler konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan haberlerde, ortaya konulan iddialarda da eğitim bilimleri sınavı sorularının dışarıya telekulak yoluyla sızdırılmış olabilme ihtimali gündeme getirilmişti. Savcı Şah'dan Sakınan tarafından ÖSYM'de yapılan aramalarda da bu odalarda soruların, eğitim bilimleri sınavının sorularının hazırlandığı odalarda böcek araması yapılmıştı teknik cihazlarla. Telekulak iddialarının gündeme gelmesinde özellikle eğitim bilimleri sınavıyla ilgili okumalarda okunmayan soruların sızmamış olması bu iddiaların gündeme gelmesine sebep olmuştu. Sınavlar basılmadan önce son kez okunuyordu. 3 soru okunmamıştı. Şekil soruları okunmamıştı. Bu sorularda dışarıya sızdırılmamıştı. Dışarıya sızan sorularda hiçbir işaretleme yoktu. Ayrıca önemli imla hataları bulunuyordu. İşte bunun üzerine duruyordu savcılık. Soruların sızmış olması ihtimali üzerinde duruyordu ve bugün savcıyla, Savcı Şah'dan Sakınan'la ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağ'ın bir araya geldi. Soruların sızdığı konusunda, somut veriler olduğu konusunda mutabık kalındı. Ve nihayetinde akşam saatlerinde söylediğim gibi 40 dakika önce Ünal Yarımağ'ın Yusuf Ziya Özcan'la görüştü. Ve 2010 KPSS sınavının çok sayıda adayın devlet kapısındaki umudu olan 10-11 Temmuz tarihinde yapılan KPSS sınavının eğitim bilimleri bölümü 280 bin adayın girdiği sınav iptal edildi. Önümüzdeki günlerde yeni sınav takvimi hazırlanacak. Yeni sorular hazırlanacak ve 280 bin aday tekrar eğitim bilimleri sınavına girecek. Can Dündar, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bir sınavdı bu. KPSS'nin tümüyle ilgili bir iptal yok. Sadece eğitim bilimleri sınavına girenlerle ilgili iptal var. 280 bin adayı ilgilendiriyor. Bu sınav önümüzdeki günlerde yapılacak gibi görünüyor Can Dündar. Gökhan, teşekkürler. Hemen tekrar konuklarımıza dönüyoruz. Mr. President, sorry for this interruption. We've been waiting for özür dileriz aslında so çünkü bu haberi, bu vermiş olduğumuz haberi çok uzun zamandır bekliyorduk. Onun için de kesmek zorunda kaldık. Evet, tesadüfi olarak sizin ziyaretiniz çok kritik bir ana denk geldi aslında ve Türkiye Kürt sorununu barışçıl bir şekilde çözme noktasında başarısız oldu. Siz Türk hükümetine bu sorunun çözülmesi için herhangi bir öneride, herhangi bir takım adımlar atması yönünde önerilerde bulundunuz mu? Hayır, kesinlikle benim böyle bir ziyaretten sonra 20 saat dahi sürse herhangi bir şekilde bu soruna ilişkin çözüm önermem düşünülemez olurdu bence. Elbette umut ediyoruz ki bu hükümet bu sorunu çözebilir. Son derece başarılı bir dış politika yürütüyor, özellikle bölgesel bağlamda ve olumlu tepkiler çeken bir politika yürüttü hali hazırda bugüne kadar. Ancak benim ya da benim meslektaşlarımın bu tarz tavsiyelerde bulunması gibi bir durum söz konusu değil. Peki siz belirli bir süre içerisinde uluslararası bir arabulucuya ihtiyaç duyulacağını düşünüyor musunuz? Yoksa Türkiye artık bu sorunu kendi yöntemleriyle çözebilecek olgunluğa erişti mi? Samimiyetle, ben gerçekten de iç meseleler söz konusu olduğunda bunların
iç bir şekilde ülkenin kendi içinde çözülebileceğini samimiyetle umut ediyorum ben. Bu tabii ki hükümetin kararıdır ve bence bütün hükümetler, en azından benim bildiğim kadarıyla ve benim bugüne kadar yaşadığım deneyimler doğrultusunda hükümetler her zaman bu gibi sorunları kendi başlarına çözmeyi tercih ederler. Gerçekten ben de samimi bir şekilde hükümeti bu bağlamda, bu yöntemde aslında teşvik etmek istiyorum. Çünkü bu herkesin çıkarına olacaktır, bu sorunun çözülmesi. Tanışmış olduğumuz, görüşmüş olduğumuz insanlar bugüne kadar kiminle konuştuysak herkes artık şiddeti bitmesini ve bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istediğini söylediler. Peki şimdi Kürt sorununu İrlanda ya da Bask sorunuyla bir karşılaştıracak olursak, oradaki çatışmalarla karşılaştıracak olursak, herhangi bir benzerlik görüyor musunuz? Belki İspanyol meslektaşınız bu soruya yanıt verebilir. Bence her bir sorun, her bir ülkede her bir sorun kendi çözümünü bulmak zorunda, kendi çözümüne ulaşmak zorunda. Ve Bask bölgesinde örneğin gerçekten neler olduğunu, ne gibi acılar yaşandığını çok iyi biliyorum, birebir biliyorum. 2 yıl boyunca orada bulundum ve aynı zamanda parlamentoda bulundum Bask bölgesinde. Ve eminim ki burada Türkiye'de var olan sorun da mutlaka çözülecek. Ama Sayın Başkan Ahtisaari'nin de söylemiş olduğu gibi bu öyle bir sorun ki her ülke kendi çözümünü bulmak zorunda. Özellikle demokratik ilkeler bağlamında ve çok açık bir şekilde siyasi yolların kullanılmasının ne anlama geldiğini ve terörizm eğer ona başvuruluyorsa bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilerek bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Benim ülkemde, Bask ülkesinde terörizm söz konusu olduğu teröristik faaliyetler gerçekleşti ve burada da aynı şekilde burada da teröristik faaliyetler gerçekleştiğinde hiç iyi yanıtlar oluşturmuyor. Ama tekrar altını çiziyorum. Her ülke kendi çözümünü yaratmak zorunda. Bu uluslararası kurumların sorumluluğu değil ya da uluslararası kurumlara kalmış bir şey değil aslında. Ya da bizim gibi bir komitenin de hükümete tavsiyeler vermek bir şekilde onların haddine değil aslında. Çünkü her toplum ne yapılması gerektiğini, nasıl bir yanıt vermesi gerektiğini kendisi biliyor. Sayın Bakan, herhangi bir şekilde fikir vermek ya da öneride bulunmak anlamında değil. Ama deneyimlerinizi, Bask ülkesine ilişkin deneyimlerinizi hükümetle paylaştınız mı acaba? Biz tabii yetkililerle konuştuk, tarihçilerle konuşuyoruz, siyasetçilerle konuşuyoruz, STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle konuşuyoruz. Kısacası toplumun bütün kesimlerine açık olmaya çalışıyoruz ve Sayın Başkan Ahtisaari'nin de söylemiş olduğu gibi Cumhurbaşkanı ile konuştuk, Başbakanla, Dışişleri Bakanı ile ve bu sefer aynı zamanda ne yazık ki muhalefet kanadının lideriyle görüşemedik çünkü kendisi burada değildi. Ancak toplumun bütün kesimleriyle görüştük ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle konuştuk. Biz rolümüzün bu olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu bilgiler elimizde olduktan sonra, bütün bu bilgiler toplandıktan sonra bir rapor hazırlama fırsatını yakalamış oluyoruz. 2009 yılında öylesi bir rapor vermiştik ve burada bulunmamızın amacı da bu. Bir sonraki rapor tam olarak ne zaman olacak onu bilmiyoruz, ne zaman sunacağız bilmiyoruz ama Türkiye'ye yeniden gelmemiz gerekecek ve herkesin ne söyleyeceğini çok iyi dinlememiz gerekecek ki en doğru, en kesin bir şekilde ve en bağımsız ve en adil raporu sunabilelim. Sayın Van der Broek, size de bir soru sorabilir miyim acaba? Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Türkiye'deki kamuoyu, Türk kamuoyu aslında gün be gün Türkiye'nin AB'ye tam olarak üye olabileceği konusundaki inancını kaybediyoruz. Sizce bu neden böyle ve biz bu engeli nasıl aşabiliriz? Was that a question asked me? Bana mı sormuştunuz acaba bu soruyu? Evet. Well,
I think what we have been defending all the time by our group is bizim grubumuz tarafından sürekli olarak savuna geldiğimiz konu aslında Avrupa Birliği'nin hali hazırda 1999 yılında özellikle Türkiye'nin gelecekteki üyeliği noktasında çok açık bir takım taahhütler bulundu ve bu üyeliğin ne gibi kriterler karşılığında olabileceğini açık bir şekilde ortaya koydu. Ama son yıllarda gözlemlediğimiz durum aslında nasıl söylesek müzakerelerin büyük bir kısmı çeşitli sorunlarla, bir takım sorunlarla, Kıbrıs gibi mesela, Kıbrıs sorunu gibi bir şekilde önü tıkandı ve biz şu anda artık Avrupa Birliği'nin özellikle de Türkiye'de ne gibi reformlar gerçekleştiğini gördükçe artık biraz daha teşvik edilmiş olabileceğini umut ediyoruz. Çünkü Türkiye de gittikçe artan bir şekilde ekonomik anlamda da yükselmekte olduğunu gösteriyor, gösteren bir ülke ve bu da Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üyeliğini aramak ve var olan sorunlara çözüm aramak konusunda daha aslında istekli olmasına gerektiriyor. Tabii Kıbrıs sorunu çok önemli bu noktada. Pekala, Türk dış politikasının Batı'dan doğuya doğru bir yön değiştirdiğini hissediyor musunuz? Öyle bir duyguya ya da düşünceye kapılıyor musunuz? Hayır, biliyorum. Bu Avrupa Birliği'nde de bazı bir takım Avrupa Birliği ülkelerde de bu tarz spekülasyonlar gerçekleşti. Avrupa Birliği'ne ilgin, Avrupa Birliği üyeliğe yönelik ilgi azaldı mı azalmadı mı? Ama ben şahsen, benim kişisel deneyimim böyle bir durumun söz konusu olmadı. Ama tabii ki Türkiye'nin Orta Doğu'da bir bölge olarak Orta Doğu'da da etkisinin gittikçe arttığını gözlemliyoruz. Evet, çok daha görünür bir etkisi var ve ben bunun çok yapıcı olduğunu ve çok da olumlu olduğunu düşünüyorum. Aslında eskiden Türkiye ve İsrail arasında bir takım sorunlar oldu ve öte yandan bunun tamir, bu buradaki ilişkilerdeki sorunun tamir edilebileceğini de biliyoruz. Ama Türkiye'nin kendi komşularıyla, Arap ülkeleriyle olan ilişkileri gerçekten artıyor ve bu aslında Avrupa Birliği'nin çok da hemfikir olduğu bir takım politikaların uygulanmaya konusunda yardımcı olacaktır. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Son sorum ve son sorum Sayın Rohan'a yönelik olacak. Bir sonraki adımınız ne olacak ve Türkiye'ye bir sonraki ziyaretinizi ne zaman gerçekleştireceksiniz? Ben önümüzdeki ay hemen tekrar geliyorum aslında Türkiye'ye. Boğaziçi konferansına katılacağım ve daha sonra Nisan'da gene İstanbul'da bir konferansta konuşma yapmak üzere geleceğim. Komisyon olarak ise tam olarak bir sonraki raporumuzu ne zaman sunabiliriz ve ne üzerine odaklanmalı, bunun üzerine bir takım tartışmalar yürütmemiz gerekecek. Ancak tam da şimdi bu dönemin iyi bir dönem olduğunu düşünüyoruz böylesi bir raporu hazırlığına başlamak için. Ama tabii ki bu aynı zamanda Türkiye'deki anayasal reformları ile ilgili müzakereler, Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler noktasında nasıl bir gelişme olacak? Bütün bunlarla da bağlantılı olacak tabii ki. Ama şu bir gerçek, biz bütün gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz. Bir sonraki raporumuza kadar. Komisyon üyeleri, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Teşekkürler. Evet, arabuluculuk iddialarını reddediyor komisyon üyeleri ve bu ziyaretin daha çok Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda komisyonun harcadığı çabalara istinaden yapıldığını ısrarla söylüyorlar ve üçüncü bir rapor gelecek. O rapor bütün Avrupa'da en karar vericilerin eline kadar ulaştırılacak. Onun hazırlığı içindeler. Bu spekülasyonlara en üst düzeyde cevap almış olduk. Bugün 17 Eylül, Adnan Menderes'in idamının yıl dönümü. Aydın Menderes, babası ve iki bakanın anıldığı törende yaşananlar 49 yıldır film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor dedi.